Peki artık router linklerini nasıl oluşturduğunu biliyoruz. Ancak uygulama içerisinde, örneğin bir metot içerisinde belli bir işlem bittiği zaman kullanıcıyı başka bir komponente nasıl yönlendireceğiz? Başka bir router nasıl yönlendireceğiz? Bunları görelim. Örneğin gelip products komponent içerisinde bir products dizisi oluşturacağım. Ve dizi içerisinde gelip örneğin product1 diyelim. Ve bunlardan aşağıya doğru 3 tane ekleyelim. 2, 3 diyelim. Ve product html'de ise gelip bunları yazdıralım. Class list grup diyelim. Ve her bir li elemanı için gelip ng for diyerek let p of products içerisinde dolaşalım. Ve burada da p nokta name yazdıralım. Ve aynı şekilde her bir elemanında list group item'a şöyle bir klasa ihtiyacı var. Ve burada bir tip belirtmedik. Burası eşittir olacak. Baktığımızda bakın product bilgilerimiz burada geldi. Peki şimdi home komponenti içerisinde bir buton ekleyip butona tıkladığımız anda yani bir click eventi gerçekleştiği anda kullanıcı products komponentine yönlendirelim. Şimdi bunun için Home komponente gelelim. Buradan bir buton ekleyelim ve tabi bir klası olsun. Primary diyelim. Ve burada da Load Products diyelim. Ve burada da bir tane Click Event oluşturalım. Click. Ve metod ismi ise Load Products olsun. Ve Load Products'ı gelip Home Component içerisinde oluşturalım. Ve burada yapmamız gereken herhangi bir işlem yapıldıktan sonra kullanıcıyı products komponentine yönlendireceğiz. Peki bu işlemleri nasıl yaparız? Geliriz constructor içerisine ve burada bir private router diyerek router'u ilk başta almamız gerekiyor. Router diyoruz ve router'un yukarıya Angular router içerisinden geldiğini dikkat edeceğiz ve daha sonra this nokta router nokta navigate ile kullanıcıya herhangi bir route da yönlendirebiliriz. Burada bir dizi tanımlaması şeklinde yapıyoruz. Çünkü URL'in sonuna belli parametreler de ekleyebileceğiz. Gelip buradan örneğin şuradan products diyelim ve kaydedelim. Burada yaptıklarımızı da kaydedelim. Ve butonumuz geldi. Butona tıkladığımız anda bakın click event içerisinde belli işlemleri yerine getirdikten sonra kullanıcı products linkine yönlendiriyoruz. Peki şu anda yönlendirdiğimiz route yani products komponenti şu anda biz home komponenti içerisindeyiz ve home komponenti içerisinden direkt products'a yöneliyoruz. Buna problem yok. Ancak gelip burada örneğin slash dersek slash dediğimizde direkt zaten app klasörünü temsil ederiz ki yani burada slash demekle dememek arasında aslında hiçbir fark yok. Dolayısıyla burada ilk başta bir slash diyelim. Buna da bakalım. Home'a gelelim. Load Products dediğimizde bakın tekrar Products'a yöneliriz. Peki daha önceden gelip Products içerisinde bir Products linki eklemiştik ve sol alt köşede gördüğümüz gibi Products'a geçiş yapıyor. Ancak Products'ın altında bir tekrar Products komponentine bağlı yani bir relative link oluşturduğumuzda Products'ın altındaki Products'a gitmek istiyordu. Yani buradan Products'a gelelim ve ilgili linke geldiğimizde biz buradan slash diyerek Products'ın içerisinden app klasörüne geçiş yapıyoruz. Oradan products'a tekrar geçiş yapıyoruz ve doğru bir kullanım oluyor. Ancak direkt products dersek products'ı direkt products'ın içerisinde arıyor. Yani products'ın altındayken tekrar bir products linki daha ekliyor. Kaydedelim ve products'a tekrar tıkladığımızda bakın burada farklı bir linke gidiyor ve burada da bulunamadı. Komponenti karşımıza geliyor. Peki aynı bu linki gelip Click eventi şeklinde oluşturalım. Örneğin buradaki butonu buradaki butonu buradan alalım. Ve bunu product html içerisine getirelim. Burada olsun. Buradan örneğin sayfayı yenile diyelim. Tekrar product bilgileri gelsin. Ve load products'ı geri products Component içerisine ekleyelim. Ve tekrar routing ile çalışacağımız için Gelip buradan router diyelim ve ilgili router'da alalım, import edelim. Ve daha sonra burada diz nokta router nokta navigate ile biraz evvel yaptığım işlemin tamamen aynısını yapacağım. Gelip buradan products diyelim. Yani şu anda products komponentindeyiz ve tekrar products'a gitmek istiyoruz. Peki bu durumda dikkat edersiniz ki yandaki router link ile aynı linke yönlenmek istiyoruz burada sonuçta relative bir link oluşturduk Yani baktığımızda bakın products'ın başına bir Slash yok Ya da aynı şekilde products'ın içerisinde oluşturduğumuz linkin başına baktığımızda bakın burada da bir Slash yok yani burada bir relative yani Aynı linki veriyoruz ancak Products'a tıkladığımızda bakın burada bir hata sayfası karşımıza geliyor bulunamadı Şeklinde Ancak sayfayı yenilediğimizde burada bakın Bu hatayı aynı sayfayı burada almıyoruz Peki bunun sebebi Navigate metodu şu anda hangi route'a bağlı olduğunu, hangi komponente bağlı olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla biz bunu bildirmemiz lazım. Yani şu anda herhangi bir komponente göre bir bağımlılık söylememiz gerekiyor. Products linkinde direkt products içerisinde olduğumuz için direkt products'a bağlıyız ve products'a göre bir relative link oluşturuyor. Ancak link şeklinde oluşturduğumuzda Navigate metodu hangi route'la ilişkili olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla o anki route'u biz alabiliyoruz. Yani o anda hangi route aktif edilmiş bunu öğrenebiliriz. Peki gelelim products'a ve burada ikinci bir servis buraya ekleyeceğiz. Buradan private ve bir route diyelim ve burada da activated route. Activated route da tabii ki burada Angular router içerisinden import ediliyor ve Angular route ile gelip buradan virgül diyelim. Ve burada bir ekstradan bir parametre veriyoruz ve parametremiz relative to. Relative to dedikten sonra diz nokta route'u verelim. Ve burada diz nokta route şu anda nerede olduğumuzu bize söylüyor ve neredeysek onun üzerinden product linkine geçiş yapmak istiyor. Yani şu anda olduğumuz route'a bir bağımlılığımız olmuş oluyor. Peki bu durumda kaydedelim ve girip sayfayı yenile dediğimizde bakın products linkinden products'a geçiş yaptık. Çünkü artık products route'una bağımlıyız. Bir relative link oluşturuyoruz. Aynen router linkte oluşturduğumuz gibi. Peki tabii ki buradaki kullanımlarımız şu anda yanlış. Bizim products altında products komponentimiz yok. Olmadığı için zaten bulunamada komponenti bize getirir. Ancak buradaki amacımız linklerin relative ya da absolute şekilde yani ana dizine bağlı olarak nasıl oluşturulacağını ya da herhangi bir router'a bağlı olarak bir komponente bağlı olarak nasıl oluşturulacağını göstermek adına bunları yaptık.